İlk görüşte aşk mı? Hayır. İlk görüşte fırtınaydı bizimki. O günden, o son güne kadar durulmak, dinmek bilmedi. Savaşmayı, barışmayı, düşmeyi, kalkmayı, bitti derken yeniden başlamayı, ölüyorum derken nefes almayı, nefessiz kalıp boğulmayı, hepsini yaşadık. Yaşattılar. Kimine göre peri masalı, kimine göre ayıptık. Belki de rüyaydı sadece. Uyandık. Uyandık mı gerçekten? Bitti dediler. Bitti mi? Bitti mi gerçekten? Böyle mi bitti? Hadi aslan oğlum, hadi. Hadi gel. Hadi bir tane. Hadi annesinin bebeği. Hadi bak çok az kaldı, hadi. Hadi işte bu. Gel bakayım babana. İşte bu. Aslan oğlum benim. İşte bu, işte bu. Aslanım benim. İşte bu. Aslan oğlum benim. Dünden daha iyi oldu. Daha iyi olacaksın, hiç merak etme. Her geçen gün daha iyi olacak. Tabii. Tabii benim oğlum koşacak dedim, koşacak benim oğlum. Anne gel. Biz koşacağız yarın, sen duydun mu beni? Hı? Koşacağız biz yarın. Koşmak da ne demek ya? Benim oğlum taklalar atacak. Öyle değil mi? Heh? Çok iyisin aslan oğlum. Hiç merak etme. Çok iyisin. İnsan neden ağlıyorsunuz? Kim ağlıyor canım? Yok öyle bir şey ya. Bizim iş öyle havuzdan gözümüze su kaçtı biraz. Genç, hemşiremiz seni bir güzel kurulasın. Tamam mı? Bakalım. Aslanım benim. Sizin için ne kadar zor olduğunu biliyorum ama bugün dünden daha iyiydiniz. Hepiniz. Biz oğlumuzu kandırmaya çalışırken ne kadar başarısızsak, siz de bizi kandırmaya çalışırken o kadar başarısızsınız. Öyle söylemeyin lütfen. O kelimeyi kullanmayın. Mert ilerleme kaydediyor. Evet. Düne göre 4 adım fazla attı. Tabii. Evet. Evet. 3 ayda 4 adım. İşte böyle demotive ediyorsun çocuğu da. Bu yüzünden akan karamsarlıkla. Ben yüzünden ne akıyor hiç bilmiyorum ama senin yüzünden ne aktığını söyleyeyim. Senin yüzünden bana karşı olan tahammülsüzlüğün akıyor. İzninizle ben üzerimi değiştireyim. Sizi odamda bekliyorum. Oh, evet. Evet, 3 aydır rezil olmadığımız son doktor da buydu. Senle ben yüz yüze bakmak zorunda kaldığımız sürece dünya üzerinde rezil olmadığımız kimse kalmayacak. Sen çıkar benden acını, çıkar. Fırat'ın acısını çıkar ama o gecenin acısını benden çıkaramazsın. Duydun mu? O cani kadının acısını benden çıkaramazsın sen.
Kendimi aldatığıma bakmayın. Gözyaşlarım umutsuzluktan, mutsuzluktan değil. Korkumdan hiç değil. Hiç korkmuyorum. Biz bu sınavlardan da geçeceğiz. Ne sınavlardan, ne depremlerden, ne yangınlardan sağ çıktı bizim yüreğimiz. Kim ne derse desin, gazeteler ne yazarsa yazsın. Böyle bitmeyecek. Böyle bitmeyeceğiz biz. Allah! Aşk kazanacak be! Aşk kazanacak! Başlarım şimdi, ha, en heyecanlı yerinde reklam girer gibi. Kız var ya, senin şu hayat hikayeni 1000 yıl dinlesem yine de bıkmam. Mendilim nerede ayol benim? Bak yine zırlattın bu kız. Ay dur dur. Ben kaçırdım ya. Baştan anlatsana. Anam şeyden başla şeyden. Hani o koket karı vardı ya sizin eve geldiydi. Hamileyim diye ortalığı inlettiydi. Yok yok şeyden başla. Şu anası var ya şu yılan dilli. Ondan başla o daha heyecanlı. Ay başı ezilesice. Anam o ana varken sizin işiniz zaten zormuş be boncuk gözlüm. Hadi ama kukum abla. Hadi ama. Hadi kış kış kış. Kızın sabahtan beri anlatmaktan dilinde tüy bitti. Koyun bir çay da dili damağı ferahlasın. Hadi bakayım. Hadi. Hadi siz de. Hadi hadi. Güzel gözlü kızım benim. Ben biliyorum güzel olacak, güzel olacak. Ah be kızım. Kendine bıkmadın mı her Allah'ın günü bu eziyeti yapmaktan? Eziyet değil ki bu Zarife anne. İçime iyi geliyor. Dilime iyi geliyor. Hadi dilinde biten tüye iyi gelsin de şu duvara astıklarına ne demeli? Baksana şunlara. Melek yüzlü şeytan. Laflara bak laflara. Vicdansız ayol bunlar. Çıkartın dur şuradan ya. Tamam. Tamam Zarife anne. Kalsın bırak. Burada çektiğim kahır bana az gelir diyorsun. Hala kendini cezalandırıyorsun be kızım sen. Daha az bile demişler. Az bile. Uyma şu edepsize. Ya Zarife kadın. Onda bana uyacak yürek ne gezer be? He? Bana bak Afet. Edebinle otur oturduğun yerde açtırma benim bayramlık ağzımı. Ya sözde yamuklusunun yavrusunu ezip geçen karıdan şimdi... Mert'i karıştırma. Mert'i karıştırma çok fena olur ha. Hadi yürü git oradan be. Sevdiğin adamı bile inandıramamışsın daha. Çakma peri masalının çakma prensesi sen. Bana bak seni çok fena yaparım. Öldürürüm seni. Bırak. Bana bak. Seni çok fena yaparım. Mert'i bir daha ağzına almayacaksın. Sus Mert'i bir daha ağzına almayacaksın. Gebertirim seni. Mert'i bir daha ağzına almayacaksın. Öldürürüm seni. Öldürürüm. Hamile verin kızlar. Ne tepişiyorsunuz yine? Yok Dünyalı Hanım yok bir şey merak etme sen. Hadi sevinç gözyaşın olsun. Ziyaretçin var. Gördünüz mü? Ben gelecek demiştim. Ben gelecek demiştim. Nasıl görünüyorum? Ha? Ağladığım belli değil değil mi? Belli değil ağladım. Değil mi? Ağladığım belli değil değil mi? Ha? Yüzümü falan mı yıkasam? Yok değil güzelim değil. Hadi Nur Hanım hadi. Bir de kuaföre git istersen. Tamam. Tamam ağladığım belli olmasın yeter. Allah'ım şükürler olsun sana. Ben ama söylemiştim. İlk günden söylemiştim. Geleceğini söylemiştim ben. Ay hadi bu sefer inşallah. Allah'tan ümit kesilmez ama. Günah be vallahi günah. Her seferinde böyle içi kıpır kıpır oluyor sonuç hüsran. Gelecek olan çoktan gelirdi zaten. Öyle ya son gün mü gelecek bu adam? Gönül işte bekliyor. Daha çok bekler o çok. Thank you.
Ben artık katlanamıyorum anne. Yani ne Yiğit'in beni o yerin dibine sokan bakışlarına... ...ne de Mert arkasını döner dönmez ben yokmuşum gibi davranmasına katlanamıyorum. İşine geliyor tabii. O gecenin acısını benden çıkarmak işine geliyor. O adi kadının adını anmak yerine Fırat'ı dinle dolamak kolayına geliyor tabii. Eğer o şerefsizin adını bir daha ağzına alırsa... Pardon ya. Pardon değil mi anne? Ben de sana dert yanıyorum. Pardon. Benim asabımı bozma içlerle. Beni sakın o geceyle ilgili konuşturma. Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsın. Anne ben sana tükendim diyorum. Sen beni anlamıyor musun? Ha? Sana ihtiyacım var diyorum. Sen neredesin ya? Derin bir nefes al. Git torunuma destek ol. Tamam mı? Ben işimi bitirince geleceğim. Senin acaba Mert'ten daha önemli ne işin olabilir şu anda? Sen neredesin anne? Çok önemli bir işim var. Çok önemli. Bana tenha bir yer dedin. Burası ana baba günü.